ayeti kerimeler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in uygulamaları, harp esirlerinin karşılıklı ya karşılıksız serbest bırakılmasını zorunlu kılıyor. Karşılıksız serbest bırakıldığı takdirde zaten hemen evlerine dönecekler. Karşılıklı serbest bırakılması da fidyelerin alınmasıdır. Eğer ülkelerinde kendilerine fidye gönderecek bir yakınları yoksa ya da ülkeleri onların fidyesini gönderecek güçte değilse, Kur'an-ı Kerim esirlerin serbest bırakılması için çok büyük kaynaklar ayırmış. İşte zekatın 1/8, yemin kefareti, zihar kefareti, adam öldürenlerin ödemeleri gereken kefaretlerle de esirlerin serbest bırakılması söz konusu. Şimdi bugün en önemli husus, bir kere yani köleleştirmeyi Kur'an-ı Kerim ilk andan itibaren kesin bir dille yasaklamış. Yani biz geleneksel olarak şunu söyleriz, işte kölelik var ama ne yapsın? Hazır buldu, kendisi icat etmedi. İşte bunu yavaş yavaş ortadan kaldırmaya çalışıyor. Bu tamamen ilgili ayetlerin anlamını başka tarafa çekerek oluşturulmuş bir yeni yapıdır. Kur'an-ı Kerim'e taban tabana zıttır. Zaten Ali Rıza Hoca ilgili ayetleri izah etti. İkinci olarak da geleneksel olarak bizim bütün mezhepler cariyelerin odalık şeklinde kullanılabileceği hususunda ittifak etmişlerdir. Bunu yapabilmek için de Kur'an-ı Kerim'de konuyla ilgili ayetlerin tamamının anlamı değiştirilmiştir. Ve maalesef bu anlam değişikliği bugün elimizdeki meallerde de vardır. Sadece tefsirler değil, mezheplerde de vardır. Dolayısıyla problem son derece büyüktür. Hiç kimse bir esir kadınla nikahsız ilişkiye giremez. Nikahlı ilişki olduğu zaman ister Müslüman kadın olsun, ister Müslüman erkek olsun fark etmez. Müslüman kadın esir erkekle, Müslüman erkek de esir kadınla nikahlanıp evlenebilir. Ama burada çok önemli bir husus var. Evlilikte, evlenme sırasında kadının hür iradesi çok önemli. Cariye de olsa, yani esir de olmuş olsa, onu baskı altında bulundurmamak lazım. Bundan dolayı da Allah-u Teala esir kadınlarla evlenmeyi çok zor şartlara bağlamıştır. Çünkü onların gerçekten yani ciddi bir baskı altında bir fidye ödemesi lazım. İşte bunu sanki kendisi için tek kurtuluş çaresi gibi gösterip evlenmeye zorlanması anlamında bir şey de yok ama evlenmesi de yasaklanmıyor. Ve esas husus da şu, herhangi bir kişi eğer kendisinin bir cariyesi varsa, onunla evlenmek istiyorsa, yani ona illa da ben onunla birlikte olmak istiyorum diyorsa, bunun olmazsa olmaz şartı o cariyeyle nikahlandığında gerdeğe girdiği andan itibaren cariyenin otomatikman bir olmasıdır. Bunu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uygulamıştır. Zaten Kur'an-ı Kerim'in çok açık hükmüdür. Bunların hepsi unutulmuş. Biz şimdi zannediyoruz ki işte kölelik, cariyelik var. Bizim bugünkü bütün fıkıh edebiyatı, tefsir edebiyatı, yani ne kadar kitaplar falan varsa hepsi bunları dinin bir emri gibi anlatıyor. Ama bunların dışında tek istisna Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz'in uygulamalarıdır. Ali Rıza Hocamıza bu açıdan da tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Allah razı olsun bu meselenin ortaya çıkmasında, ilgili ayetlerin ortaya çıkarılmasında ve bu sistemin yanlışlığının bütünüyle ortaya çıkarılmasında asıl başrolü oynayan o olmuştur. İşte böyle çok hayırlı bir toplantıya bugün vesile oldu.